Eşik 2'den sonra nerede kalmıştık? Evren diğer adıyla kainat yıldızlarla dolmuştu ama uzayın büyük kısmı hala soğuk, karanlık ve boştu. Evren iki atomik malzeme olan helyum ve hidrojenden meydana geliyordu. İkisi de hafif gaz olan bu iki elementin biri tamamen etkisizdi kullanmak istediği iki renk birbirine karışmayan bir ressamın çaresizliği gibi bu iki elementten ilginç bir şey elde etmek neredeyse imkansızdı. Evrenin daha fazla renge yani kimyasal elementlere ihtiyacı vardı. İşte tam da bu noktada evrenin yardımına eşik 3 yetişti. Yeni elementlerin oluşabilmesi için daha fazla nötron ve protonun bir araya gelmesi gerekir. Bunun içinde ancak ölmekte olan ya da yaşlanmış yıldızların sahip olabileceği kadar yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulur. Eşik 3 için Goldilocks şartlarını ancak onlar hazırlayabilirdiler. Nasıl mı? Dev yıldızların çok yüksek basınç ve sıcaklık yaratabilecek kadar büyük kütleleri vardır. Bu yıldızların hidrojeni tükendiğinde var olan sıcaklıkları daha da artar. Bu olduysa merkezde füzyon durur ve yıldız aynen bir balon gibi söner. Yıldız eğer çok büyük bir yıldızsa, sönmesi sırasında artan sıcaklık helyum çekirdeklerinin karbon çekirdeği olarak birleşmesine sebep olur. Helyum bittiğinde yıldız bir kere daha söner ve döngü yeniden başlar. Yıldız ısınır ve karbon oksijen yaratmak için birleşir. Bir kere daha söndüğünde bunu yeniden yapar. Bu sefer de silikon azot ve en sonunda demir gibi elementler ortaya çıkar. Eğer bu yıldız çok ama çok büyük bir yıldızsa en sonunda bir süpernova patlaması olur ve yıldız ölür. Bu patlama o kadar sıcak ve enerji yüklü bir patlamadır ki bir süre boyunca aynen bir galaksi gibi ışıldar ve aynı zamanda periyodik tablodaki diğer elementlerin oluşması için gerekli ısıyı üretir. Süpernova bu elementleri uzayın her bir köşesine fırlattığında ise içinde birçok farklı element olan bir evrene sahip oluruz. Eşik 3 ilk büyük yıldız öldüğünde gerçekleşti. Ve bugün bile hala milyarlarca yıldızın ölmesiyle birlikte tekrar tekrar yaşanıp ilginç malzemelerin uzayın her bir köşesine dağılmasını sağlıyor.